Herkese merhaba. Bayındır Çırpı'dayız. Bugün böyle bir bayındır turu yapalım istedik. Evet. Aa, Torbalı'dan otobüs geliyormuş bak Hüseyin. Evet. Metroya kadar geliyor galiba. Çırpı'yı ben seviyorum ya. Çırpı. Arkadaşlar. Gelişmiş bir yer Çırpı. Evet, gayet güzel bir yer. Köylükten çıkmış buralar ama. Evet. Yolu da böyle uzun bir... Her yer zeytin ağacı. Alabildiğine zeytin ağaçları var. Bayındır dediğiniz zaman zaten aklınıza çiçek ve zeytin ağaçları geliyor. İlk sıra çiçekçilik ama. Evet, ilk sıra fidan, çiçekçilik. Evet. İkinci sırada zeytin. Torbalı'ya Çırpı on var mıdır 10 kilometre? 15 kilometre. Bu da şey tren yolu Ödemiş, İzmir tren yolu. Evet. Benim babamlar Ödemiş'te oturuyordu. Trenle gidip geliyordu oradan, İzmir'e oradan biliyorum. Ödemiş de buraya, buraya geçince Ödemiş. Ama Ödemiş Bayındır'dan çok 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 iyi, daha gelişmiş bir yer. Sanayisi, tarımı olsun, hayvancılık olsun. Ödemiş artık İzmir'in içi gibi olmuş ya. En gelişmiş ilçesi bence Torbalı, daha sonra Ödemiş. Evet. Ondan sonra Tire. Bayındır en şey kırsal kalmış kesimi. Tire de güzel. Bir gün Tire yapalım mı? Yapalım. Valla ben Tire'yi çok seviyorum. Goruk suyu içelim oraya gidip. Oo! Değil mi? Onu da tanıtırız Goruk suyunu. Meşhur Goruk suyu. Evet. Ama arkadaşlar o Goruk suyu var ya, muhteşem bir şey. İnanılmaz bir tadı var. İnsan içtikçe böyle hani 1 litre, 2 litre, 3 litre devamını getiriyorsun. Doyamıyorsun bir türlü. Ama motorlara dikkat. Çırpı böyle bir yer. Evet. Köylükten çıkmış artık burası. Şu evleri ne zaman yapmışlarsa artık. Şehir olmuş artık burası. Hayvancılık da yapıyorlardır belki ufak ufak. Tabii canım, yani yine de yapıyorlardır ama gerçekten çok gelişmiş burası. Çırpı şeye, Torbalı'ya daha yakın olduğu için. Şimdi evet. Nasıl biliyor musunuz? Önce Torbalı geliyor, sonra Bayındır, Tire, daha sonra Ödemiş geliyor. Torbalı bayağı bir sanayisi falan, otomotiv sanayisi, fabrikalar falan var. Orası bayağı bir gelişmiş. Ondan sonra Tire de aynı şekilde gelişmiş bir yer. Burada Bayındır biraz kırsal kalmış durumda. O Bayındır'ı geçiyorsun, Ödemiş zaten. Orası da çok gelişmiş. Burası arada şu an Çırpı'nın merkezi. Bakar mısın? Sanki 80'lerde kalmış gibi değil mi? Evet. Bayındır böyle biraz, Bayındır ama geri kalmış. Aynı Ödemiş. Ha, Ödemiş daha şey ya baba. Hayır, o Ödemiş'in şey, arka sokakları var ya hani. Ha, eski Ödemiş, ne oldu yer? Eski. Aynı oralara benziyor. Bak. Yapısal olarak. 80'ler ya, 80'lerde evet. Kalmış ya burası. 86, evet. 87'lerde. Atatürk büstümüz de var. Bak. Tam merkezine geldik şimdi. Buradan artık. Gelelim geriye. Buraya yakın köyler de vardır. Evet. Çırpı'ya yakın. Çırpı gerçekten güzelmiş ama yani hani gelişmiş bir yer. Bazı köylere gidiyorsunuz mesela, giriyorsunuz. Bir kahvehanesi var. Başka hiçbir şey yok. Ama burası daha şey, kasaba gibi Hüseyin. Evet. Yani köy değil. Tabii burası artık köylükten çıkmış. Kasaba haline gelmiş. Dediğin gibi. Çırpı'yı şöyle bir turladık. Başka zaman içinde gezeriz, olur mu? Evet. Gayet güzel bir yer. Hoşuma gitti. İlkokul, ortaokul falan var. Liseyi görmedim var, ama. Hepsi var. Valla şey gibi olmuş ya. Ödemiş gibi olmuş artık.
Genelde yörükler oturuyor. Değil mi? Yörük oluyor genelde. Evet. Bayındır. %80'i. Şu evler nedir ya? Şu evler olmasaydı keşke. Bozmuş bence. Şirinleşmiş artık burası. Ama güzel değil yani. Böyle 80'lerde kalması güzel bence. Hani böyle eski evlerin, değil mi? Köy evlerinin olması evet. Daha güzel, daha hoş. Her yerde apartman yapılmasın. Şey, Bayındır'ın merkezi de çok böyle şey. Küçük. Evet. İki tane bank ATM'si var. Bir Akbank var değil mi? Evet. Bir de Garanti mi vardı? Ziraat var. Orada bir park galiba. Var. Kedili park. Evet, güzel, çok güzel. Bir gidince Bayındır merkezde çek şey yapalım. Görüntüleyelim. Gösteririz ona da. Şu ağaç da ne güzel büyümüş, bakar mısın? Çam evet. Ağacı. Şemsiye gibi. Daha sakin geçiyor burada hayat. Daha koşturmaca yok. Koşturmaca yok. Trafik yok. Böyle yerlerde hani artık insanlar böyle yerlere huzur bulmaya geliyorlar. Huzuru artık evet. Köylerde, kırsal kesimde arıyor insanlarımız. Özellikle bu virüsten sonra daha da fazla arttı. Evet. Zeytinliklere bakar mısın? Zeytinlikler çok güzel değil mi Hüseyin? Evet, evet. Bayağı da çok yaşlılar. Hı-hı. Değil mi? Evet, sağlı sol her yer zeytin ağaçları. Evet, bu taraflarda çok şey var. Evet. Özellikle yaşlı böyle. Bak burada da zeytin ağaçları var. Hatta buranın bir detay vereyim. Buranın çiçekçileri geliyorlar buradaki bu zeytin bahçelerinin sahipleriyle anlaşıyorlar. Yaşlı zeytinleri özellikle geliyorlar, satın alıyorlar. Tanesini işte 500 lira, 1000 lira veya anlaştıkları ne kadar anlaşıyorlarsa. Daha sonra onları götürüyorlar, kocaman böyle saksılara yerleştiriyorlar. Sonra onları bu büyük şirketlere satıyorlar, dekor amaçlı veya villa havuz kenarlarına, otellere falan. Otellere. Şey amaçlı, dediğin gibi dekor amaçlı evet. Yapıyorlar onları. Özellikle o yaşlı zeytin ağaçlarını, 700 yaşında, 1000 yaşında olan var. Onları tercih ediyorlar. Bu bölgede çok öyle yaşlı zeytin çok, var. Çok çok çok. Özellikle bu Bayındır Ödemiş bölgesinde çok. Tire'de. Değil mi? Çok var. Ben en son 2 yıl önce buradan geçerken öyle bir yerde sormuştum o zeytin ağaçlarından. Yaklaşık birkaç yıl oluyor. 2 veya 3 yıl. Yalan olmasın. Adam 4000 lira demişti. Bir tanesine. Ve 700 yıllık olduğunu söylemişti. Evet. Ya yeşil yandı. Bakalım. Buradan sola Torbalı İzmir, sağ Bayındır Ödemiş. Hadi ve bakalım. Tire. Görüşmek üzere arkadaşlar.